Evet, bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de çeşitli etkinlikler vardı. Türkiye Kamusen'in organizasyonundan başlayacağız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı Türkiye Kamusen Eskişehir'de kutladı. Odunpazarı meydanını dolduran binlerce emekçiye seslenen Genel Başkan İsmail Koncuk taleplerini sıraladı. Etkinlik STV ekranlarından da canlı olarak yayınlandı. Türkiye Kamusen'in 1 Mayıs adresi Eskişehir oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce emekçi ilk olarak Atatürk Bulvarı'ndaki kortej yürüyüşünde bir araya geldi. Odun pazarına doğru yürüyüşe geçen gruba Türkiye Kamusen Genel Başkanı İsmail Koncuk da eşlik etti. Odun pazarı meydanı tarihinin en kalabalık günlerinden birini yaşadı. 25 farklı şehirden gelen sendika üyeleri meydanı hınca hınç doldurdu. O anlar STV ekranlarından da canlı olarak yayınlandı. Hasan Polatkan bulvarında buluştu binler ve şu anda... Genel Başkan İsmail Koncuk taleplerini anlattı, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Yıllardır her 1 Mayıs'ı gereksiz tartışmalar ve gerginlikler içinde biber gazı eşliğinde kutluyoruz. Artık çalışanların sorunlarının biber gazında boğulmasını istemiyoruz. Dayanışma alın terinin ön plana çıktı. Çalışanların iş güvencesi, taşeronlaşma, sendikalaşma, ücret sorunlarının gündeme geldiği ve tartışıldığı 1 Mayıs'tan istiyoruz. İşçi, memur, emekli, işsiz, her kesiminden insanımızın yüreği mutlu, huzurlu, refah içinde bir Türkiye için atıyor. Koncuk ayrıca 15 Temmuz sonrası kamuda yaşanan görevden almalara değindi, masum ve suçlu ayrımı yapılması gerektiğini vurguladı. 19 Temmuz'dan bu yana açıklamalarımız ortada. Hep adalet ve hukuk kurgusu yaptık. Bu 15 Temmuz'un sorumlularıyla hesaplaşmayın demek değildir. Elbette darbeye karışanlarla, milletimizin üzerine bomba atanlarla, milletimize kurşun sıkanlarla elbette hesaplaşılacak. Elbette gereği yapılacak. Onun sonuna kadar destekliyoruz. Maalesef Türkiye Kamusen üyelerinden de ihraç olanlar, açığa alınanlar var. Bir valilik başka, diğeri başka uygulamalar yapıyor. Rektörler, bakanlıklar farklı farklı uygulamalar içerisinde. Bu nasıl çözülecek? Hükümet bakıyor değerli arkadaşlar. Hükümet bakıyor. Hükümet masumu, suçluyu ayırt edebildiği sürece bizim anladığımız anlamda iktidardır,